Herkese merhaba, ben Doğan Ay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine hem adım adım güçleneceğimiz hem de adım adım zihnimizdeki gereksiz düşüncelerden arınacağımız bir yoga dersiyle karşınızdayım. Kanalımda daha fazla yoga ve meditasyon videosu görmek için lütfen bu videoyu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız hadi başlayalım. Yeni bir yoga dersinde matımızın üzerindeyiz. Yine her dersin başında olduğu gibi matının üzerinde rahat bir oturuşa doğru gel. Bedenin rahat hissedeceğin, aynı zamanda da omurganı uzun kullanabileceğin bir oturuş olsun bu. Ve derse başlamadan zihnini şu ana getirmek için, davet etmek için kısa süreliğine bu oturuşta kalıp, gözlerini kapatıp, dikkatimizi şu ana getirmeye çalışacağız. İstersen gözlerini de yavaşça kapatabilirsin. Omurganı hep uzun kullanmaya çalış. Omuzlarını geriye doğru yuvarla. Birkaç kez rahatlatma için. Ve bir bak bakalım matının üzerinde, yoga yapma niyetiyle oturduğun matının üzerinde bedenini bir gözden geçir. Ve bir bak bakalım şu an sıkışık hissettiğin veya farkında olmadan tuttuğun, sıktığın bir yer var mı? Varsa öncelikle dikkatini nefesine doğru getirmeye başla. Ve her nefes alışverişte o sıkışık olduğunu düşündüğün bölgelere bir nefes yollayıp oraları rahatlat. Her nefesini boşaltmanla birlikte o bölgeyi biraz daha az tutmaya çalış. Bir elini göbek deliğin üzerine getirebilirsin. Bir nefes al ve nefes boşaltırken göbek deliğinin çevresini rahatlat. Eğer omuzları tuttuğunu, sıktığını düşünüyorsan bir nefes al ve yüksek sesle nefesi boşaltıp omuzlarının iki yandan süzülmesine izin ver. Ve şimdi bunları yaparken dikkatin hep nefesinde olsun. Nefesini takip etmeyi sürdür. Biliyorum bazen zor olabiliyor. Zihnimizde çok fazla düşünceler akıp giderken peşlerine takılıp gidebiliyoruz. Ama bu çok normal. Bunu fark etmek bile aslında meditasyonun temelini oluşturuyor. Zihninin o düşüncelerin peşinden kapıldığını fark edip nazikçe tekrar nefesine dönmen bile aslında çok önemli bir pratik. Sadece ne düşündüğünü fark et ve onların içinde kaybolmamaya çalış. Ve bunu yapmakta zorlandığın için de asla kendini yargılama. İstersen bu oturuşta biraz daha uzun kalabilirsin. Sana kalmış. Ama hazır hissediyorsan ellerini kalbin önünde buluşturabilirsin. Ve biraz gülümse. Yüzüne hafif bir tebessüm getir. Hazır hissettiğinde gözlerini aralayabilirsin. Ve ellerini vücuduna rahat ettiğin bir yere doğru bırak. Tekrar hoş geldiniz. Daha berrak bir zihinle belki şu anda birlikteyiz. Şimdi matımızın üzerinde pozlara geçmeden önce, daha doğrusu ayaktaki pozlara geçmeden önce birkaç yerde ısınmalarla başlayacağız. O yüzden ayaklarını kurtar ve matının üzerinde dört ayak pozuna yerleş. Dört ayakta omuzların el bileklerinin üzerinde oluyor. Dizlerin kalçaları da dizlerin üzerinde ve dizlerin de kalça mesafesi kadar aralamış oluyorsun. Başının tepesi matının önünden ileriyi gösteriyor. Yani bakışların iki elin arasında bir yerde. Ve tüm el parmak kökleri matını iyice itsin. Şimdi her zaman omurgayı rahatlatmak için güzel bir ikili olan kedi inek pozları, yani cat and cow yapacağız. Bunun için nefes alırken göğüs kafesini ileriye doğru aç. Kuyruk sokumunu da düşürüyorsun. Göbeğini yere doğru ağırlaştırıyorsun. Yukarıya doğru çeneni gönder. Nefes verirken de sırtını iyice kamburlaştır. Tek tek fark et sırtındaki
omuriliğindeki noktaları. Nefes alırken bir kez daha aç göğüs kafesini, ileriye doğru bak. Nefes verirken iyice kamburlaştır. Sırtın iyice kamburlaşsın. Bu iki kol arasında şimdi kendi nefeslerine gidip gel birkaç kez. İnek ve kedi arasında belki birinde daha fazla kalacaksın. Belki birinde bir tık daha az kalacaksın. Bedenin neye ihtiyacı varsa bedenini dinle. Şimdi tekrar dört ayağa doğru gel. Ve bedeninle istediğin hareketleri yapabilirsin. Bir bak bakalım bugün bedenin neye ihtiyacı var. Belki çocuğa gidip oradan tekrar dört ayağa geleceksin. Belki şöyle burnunla matında büyük bir sekiz çizeceksin. Başımla birlikte biraz bedeninin iç sesini dinleyerek ihtiyacı olan hareketleri kendin dinle. Biraz sallan solan sağ. Bunları yapmak bir aslında bedeninle bağlantı kurmak için harika bir araç. Sonra tekrar gel dört ayağına. Ve şimdi ayağa geçeceğiz. Şimdi güneşi selamlarla devam edeceğiz. Onun için matının üzerinde ayakta bir pozisyona gel. Ve matının önüne doğru yerleş. Ayakların kalça mesafesi aralık olsun. Bunu ölçmek için iki yumruğunu yapıp iki ayağın arasına yerleştirebilirsin. Ya da kalça kemiklerini burada fark ederek bacaklarını o şekilde kullanabilirsin. Kolların iki yanda ama canlı. Nefes alırken gönder kollarını yukarıya doğru. Kollar hala çok canlı. Nefes verirken dizlerini hafifçe büküp kalçadan öne doğru katlan bacakların üzerine. Işını boynunu rahat bırakıyorsun. Nefes al. Yarı yola kadar gel. Başın tepesi yine ileri göstersin. Nefes verirken tekrar bacakların üzerine doğru katlan. Başının ağırlığını bırak rahat rahat. Şimdi tekrar nefes al. Bacaklarını it kendini doğru gökyüzüne. Kolları da iyice gönder yukarıya. Nefes verirken kollar gelsin bedenin iki yanına. Şimdi biraz daha tempoyu arttıralım. Hem vücudumuz ısınsın hem de hareketler daha akıcı hale gelsin. Kalça mesafesinde ayakların nefes al, gönder kollarını gökyüzüne. Burada bir tık belin sıkışmadan geriye doğru bükülmeye çalış. Ve nefes verirken kalçadan öne doğru katla. Nefes al, yarı yola kadar gel. Nefes verirken avuçlarını köple ayaklarını ileriye gönderip doğrudan plank'e yerleş. Şimdi ister önce dizlerini getir, istersen tüm göğüs kafesinin aşağı doğru yerleş, alnı yere gelsin. Dirseklerini birbirine doğru çalıştırıp aç göğüs kafesini kobra için. Belin çok sıkışıyorsa mini kobra'da da kalabilirsin. Ayaklarının üstü de iyice itsin matını. Nefes verirken gel buradan aşağı bakan köpeğe yerleş. Sağ bacağını gönder gökyüzüne. İyice sağ topuğunu uzarken sol topuğunu matına doğru itiyorsun. Getir yere yerleştir. Şimdi sol ayağını gönder gökyüzüne. Sağ ayağın topuğunu da iyice yere doğru itiyorsun. Getir matına yerleştir. Şimdi sağ dizini karnına doğru çek. Ve karnına yakın bir şekilde tutarak hop getir sağ eline yakın bir yere yerleştir. Gelmiyorsa ayak bileğinden tut taşı. Şimdi arkadaki ayağını bir adım öne alıp topuğunu geri yerleştir. Öndeki diz bükülü nefes alırken göğüs kafesini ayır dizinden el parmak uçlarına gel. Ve buradan hop gel doğrul. Birinci savaşçı için öndeki dizine bükül. Nefes al uza. Kollar çok canlı. Burada biraz daha geriye doğru açılıyorsun. Nefes verirken avuçların ayağını yanına getir. Ayağını geriye gönder. Aşağı bakan köpeğe geri dön. Şimdi sol dizini çek karnına. Hop getir sol eline yakın bir yere yerleştir. Öndeki diz bükülü.
Şimdi arkadaki ayağını bir topuk öne al ve topuğunu yere yerleştir. El parmak uçlarına gelip öndeki dizinle göğüs kafesini ayır birbirinden. Ve dengeni bulduğunda hop gel, yerleş birinci savaşçına otur. Burada kalçalarını matının önüne doğru yönlendiriyorsun. Daha doğrusu sağ kalçanın matına doğru, solu da geriye doğru yönlendirmeye çalışıyorsun. Kollar çok canlı. Nefes verirken getir ellerini ayağının yanına. Ayağını geriye doğru al. Aşağı bakalım. Köpeğe yerleş. Şimdi sağ dizini çek karna doğru. Getir sağ eline yakın bir yere. Yerleştir ortada bir yere. Şimdi arkadaki topuğunu düşür. Ve arka ayağını dış kenara iterken öndeki topuğunla arkadaki ayağının iç kenarı, iç kavisi bir hiza üzerinde sanki aynı çizgi üzerinde gibi. Ve öndeki diz bükülü. Nefes al. Göğüs kafesin ayrılsın dizinden. Ve buradan bir pervane gibi gel. İki yandan. Öndeki diz bükülü. Ellerini beline doğru uzat. Şimdi nefes alırken öndeki kolunla ileriye doğru uza iyice. Ve getir dirseğini dizinin üzerine, sağ dizinin üzerine yerleştir. Aynı zamanda elin de çok canlı burada. Nefes alırken göğüs kafesini ve sol omzunu geriye doğru aç. Sanki arkada bir duvara doğru yaslanıyorsun. Ve buradan getir sol elini, kolunu gökyüzüne yerleştir. Ve belki burada İleriye doğru uzatacaksın kolunu. Ama bu kolu uzattığında sırtını geriye dayamayı ve geriye doğru dayanmayı ihmal etme, unutma. Çevirmeyi arkaya doğru biraz daha çevirmeye çalışıyorsun. Yani aslında kalbini gökyüzüne doğru açmayı araştır. Nefeslerine kal. İki ayağın da içsin. Bütün bedeninin ağırlığını taşısın. Şimdi getir ellerini ayağını yanına ve ayağını geriye doğru alıp hop aşağı bakan köpeğe geri dön. Ağzından derin bir nefes, boşalt burada. Şimdi sol ayağını, sol dizini çek kendine doğru. Getir sol ayağını iki elin arasına bir yere yerleştir. Arkadaki ayağını yan çevir. Yine topuk iç kavis hizasını bir fark et. Öndeki diz bükülü, nefes alırken göğüs kafesini ayır dizinden ve yine bir pervane gibi gel buradan öndeki diz bükülü otur. Kolların iki yanda beline doğru ellerini yerleştirebilirsin. Şimdi buradan öndeki kolunu, yani sol kolunu ileriye doğru uzat, arkadaki elin belinde olmaya devam etsin. Sanki ileriye doğru uzuyorsun ve stop noktada getir dirseğini, yerleştir dizin üzerine. Sağ omzunu aç. Geriye doğru yaslanıyorsun yine. Yine kalbini açmaya çalışıyorsun gökyüzüne doğru. Ve bu açıklığın etkisiyle sağ kolun uzasın gökyüzüne. Arka ayağın uzun ve itmeyi sürdürüyor matını. Getir kulağın üzerinden ileriye doğru uzat istersen. Yine nefeslerinde kalıyorsun burada. Hep geriye doğru yaslanmaya devam ediyorsun. Öndeki dizi unutma. Bükülü kalsın. Arada bir kontrol edebilirsin. Çok içe düşmemiş olsun. Yine nefeslerinde kal burada. Ayağın arkası iyice bitsin. Getir ellerini. Ayağını kurtar. Aşağı bakalım. Köpeğe yerleş. Ağzından derin bir nefes boşalt. Hiç ihmal etme bu ağızdan derin nefesler boşaltmayı. Nefesini sakinleştir. Şimdi sağ ayağını yavaşça getir iki elin arasına yerleştir. Arkadaki ayağını devir matına. Ve yine buradan doğruluyorsun yukarıya doğru. Ellerini beline al. Az önce öndeki dizi bükülü kullanmıştık. Şimdi öndeki dizini düzelt. Yine arka ayağın dış kenarı ve arka bacağın iyice itsin matını. Sağ kolun ileriye doğru uzat matından. İleriye doğru.
Bakışların da orada olsun. Sanki karşıda bir şeye uzanmaya çalışıyormuşsun gibi. Kalçadan bükül ve uzan oraya. Aslında ilk etapta, ilk amacımız iyice uzamayı bulmak. Ondan sonra son noktada getir elini, ayak bileğine yerleştirebilirsin. Geliyorsa yere de yerleştirebilirsin. Ya da bloğun varsa bloğunu tutabilirsin bu aşamada. Ben ayak bileğimi tutacağım. Şimdi nefes alırken sol omzumu açıyorum gökyüzüne doğru, geriye doğru. Ve buradan bu açılmanın etkisiyle de sol kolumu gönderiyorum gökyüzüne. Uttita Trikonasana. Yine iki ayağımı dış kenara itiyor. Matımı. Nefeslerine kal. Şimdi çevir ayağına doğru. Avuçların gelsin yere. Arka, öndeki ayağını arkaya doğru alıp aşağı bakan köpeğe geri dön. Şimdi sol ayağını getir. İki elin arasına doğru yerleştir. Gelmiyorsa tut. Bileğinden taşı. Arkadaki ayağını devir matına. Topuk iç kavit hizasını bul. Öndeki diz bükülü önce. Ve buradan dengeni bulduğunu dizini düzelterek bir doğru yukarıya doğru. Ellerini beline doğru aldım. Saçın başım dağılmış olabilir. Sizin de belki olacak. Hiç problem değil. Şimdi bu sefer sol kolunu ileriye doğru uzat. Ve bir şeye uzanmaya çalışırmış gibi iyice uza önce. Sol noktada geçir. Ayak bileğinin üzerine yerleştir ama önündeki diz bükülü. Şimdi sağ omzunu geriye doğru aç. Kalbini aç gökyüzüne doğru. Ve bu açılmanın etkisiyle kolun geliyorsa gelsin gökyüzüne doğru. Ve her nefes alışverişte sırtını geriye doğru, arkaya doğru dayamaya ve kalbini açmaya devam ediyorsun. Nefeslerine kal burada. Şimdi getir avuçlarını yere yerleştir. Ayağını hop geriye taşıyıp aşağı bakıp köpeğe yerleş. Dizlerini kondur matına. Kalçaları topuklara doğru alıp çocuk pozisyonunda biraz dinlen. Çok kalmayacağız burada. Yine kolları uzat. İyice dirseklerin sıyrılsın. Alt kolların sıyrılsın matından. Nefes alırken çek kendini. Gel dört ayağını bul. Ayak parmaklarını takıp iyice avuçlarını it kendini. Dizlerini yerden sıyırıp aşağı bakan köpeğe yerleş. Şimdi sol dizini karnı doğru çek 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 ve getir matın ortasında bir yere ayağını yerleştir. Şimdi ayağını bir artı işareti olacak şekilde matınla tersine doğru çeviriyorsun. Yani ayak parmak uçların matının yanından ileriye doğru bakıyor. Şimdi bu hamleyi yaptığın zaman zaten arkadaki ayak parmaklarında biraz daha çevirmeye başlayacak. Şimdi arka ayağının dış kenarını devir matına doğru. Sağ elini iyice it, parmak kökleri itsin. Ve burada sol kolunu yukarıya doğru kaldırıp gel, yerleş poza. Burada kolun titreyebilir, çok normal. Eğer denemek istersen de yavaşça yürütüp ayağını diğer ayağının önüne alabilirsin. Ve tekrar gel aşağı bakalım. Köpeğe yerleş. Şimdi bu sefer sağ dizini çek. Matının ortasına yerleştirip ayak parmak uçlarını çevir matından dışarıya doğru. Sol ayağını dış kenarı çevirsin matına. Ve bedenin ağırlığını biraz daha sol tarafına almaya başlıyorsun. Ve burada hop aç kolunu. Kolunu iki yandan uzuyorsun. Arkadaki ayağının dış kenarı itsin iyice matını.
titriyorsan çok normal ama bileklerin çok acıdıysa çık pozdan. Getir avucunu yere yerleştir, ayağını geriye doğru alıp aşağı bakan köpeğe yerleş. Şimdi dizlerini yere kondur ve bir oturuşa doğru gel. Biraz zorlayıcıydı. Farkındayım ama güçlenmemize çok yardımcı olacak pozlardı. Nihayet yerim bir yerde bir oturuşta buluştuk. Şimdi az önceki yaptığımız poz gerçekten el bileklerine biraz fazla ağırlığı bindi ve el bileklerinin sıkışık hissettiği bir poz oluyor. Şimdi el bileklerimizi biraz rahatlatıcı hareketler yapıp bu pozu bir dengeleyelim. Şimdi sol kolunu ileriye doğru uzat. Bir 5 yapıyorsun sanki. İyice kolunu uzat. Ve şimdi sağ elinle sol elinin parmak köklerinden tutup elini geriye doğru itiyorsun. Yani birazcık ağırlık verip, destek olup elini geriye doğru alıyorsun. Şimdi bırak. Bu sefer avucunu kendine doğru çevir. Yani elinin üstü karşıyı göstersin. Yine aynı şekilde parmak köklerinden nazikçe itiyorsun. Sadece destek oluyorsun aslında. Şimdi bırak. Bu sefer sağ kolunu uzat. Bir 5 yapıyorsun sanki. Getir sol elinde sol sağ parmak köklerinden hafifçe destek olup geriye doğru elinin birazcık bükülmesine destek ol. Bu sefer bırak avucunu kendine doğru çevirip elinin üstünden bu sefer yakala. Dirseğini uzun kullanıyorsun. Kollarını. Bırak şimdi. Şimdi avuçlarını önce iyice sık ve aç. Kapat. İyice sık. Tekrar açtığında bütün parmak köklerin iyice açılsın. Bir kez daha sık. Aç. Çok güzel. Bir daha sık. Bir kez daha aç. Şimdi sık. Yumruklarınla önce dışarıdan içeriye doğru bileklerini çevirmeye başla. Tabi burada kollarını değil de bileklerini çeviriyorsun. Ama kollarında biraz o dairesel hareketlere dahil olabilir. Çeviriyorsun. Şimdi ters yöne doğru. Yani içeriden dışarıya doğru sanki çeviriyorsun. Çok güzel. Şimdi bırak. Kollar da yoruluyor biraz. Şimdi bileklerini salla şöyle. Rahatlat, silkele. Biraz deli gibi göründüğünün farkındayım. Ama eğer yoga matınızın üzerindeyseniz bunu yapmanızı kimse eleştirmez. Yoga pozu deyip geçersiniz. Ne olacak? Keyfini çıkarın. Salla, 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 salla. Çok güzel. Ve bırak. Şimdi matanın üzerinde, kalça kemiklerinin üzerinde bir oturuşa doğru gel. Matın biraz kirlenmiş. Ayaklarını ileriye doğru uzat. Kalça kemiklerini bul. Burada altına bir minder alabilirsin. Çünkü omurgan şöyle düşüyorsa bunu istemiyorum. Kalça kemiklerinin üzerinde iyice uzat. Ve ayak parmaklarını kendine doğru çek. İyice uza. Nefes alırken başının tepesinden yukarıya doğru uzuyorsun. Şimdi nefes verirken göğsünden sanki yukarıya ve ileriye doğru çekilircesine bacaklarına doğru kapan. Burada iyice bacaklarına yapış yapış olman çok bir şey ifade etmiyor. Yapabiliyorsan ne güzel yap. Ama yapamıyorsun diye üzülme. Zaten zaman içinde yaptıkça çok daha iyi olacak. Bazı günler daha kapalı oluyor vücut. Bazı günler başınız değebiliyor dizleriniz ama bazı günler olmayabiliyor. Kendinizi bunun için suçlamayın. Nefes al, uza ve nefes verirken biraz daha kapan bacakların üzerine doğru. Nefeslerine kalabildiğin yer olsun. Nefeslerini burada karnına doğru değil de sanki sırtına doğru yönlendiriyorsun. Ayaklarını hep kendine doğru çekip canlı kullan burada.
Şimdi minik minik hareketlerle en son başımı boynum kalkacak şekilde gel. Matında yüzüstü bir uzanışa, yatışa doğru yerleş. Bir arkaya eğilmeyle devam edeceğiz. Şimdi kollarını geriye doğru al ve avuçlarını getir, matın üzerine yerleştir. Alnında yere gelsin. Şimdi kendini uçan bir süpermen gibi ya da süper kadın gibi düşün. Ve nefes alırken göğüs kafesini yerden sıyır. Şimdi alnı yavaş yere gelsin. Şimdi bir kez daha göğüs kafesini yerden sıyırdığında bu sefer kollarını hafifçe yerden sıyır. Ve bir kez daha getir. Alnını yere yerleştir. Şimdi göğüs kafesini iyice sıyır yerden. Kollarını da yerden sıyır ve ayaklarını da bu sefer yerden sıyırır. İçe itiyorsun ayaklarını geriye doğru. Ve sanki gökyüzünde uçan bir süper kahramanmışsın gibi düşün. Ve hop gel tekrar alnını getireyim yerleştir. Bunu bir kez daha yapacağız. Nefes alışınla alnını kaldır, göğüs kafesini kaldır. Ayaklarını da yerden sıyır ve kolların da buna dahil olsun. Geriye doğru açılıyorsun ama belinde bir sıkışıklık varsa çok kalkmak için zorlama kendini. Daha alçaktan uçabilirsin. Biraz daha alçaktan yapabilirsin kolunu. Sonra getir alnını yere. Derin bir nefes boşalt ağızdan. Ve sırt üstü bir yatışta buluşalım. Sırt üstü yattıysa dizlerini karnına doğru çek. Sarıl kollarında dizlerine ve bir sağa bir sola şöyle bir salla. Rahatla, sanki sırtına bir masaj yapıyorsun kendi kendine. Ve hop buradan getir dizlerini sağ tarafa doğru düşür. Ve kollarını aç iki yanda. Bakışlarını da rahatsa eğer bakışların dizlerini ters yönünde çevirebilirsin. İstersen sağ elinde şöyle dizlerini destek olacak şekilde destekleyebilirsin elini üzerine doğru koyup. Bir çevirme pozu, artık bedenimizi yavaş yavaş soğutmaya ve rahatlatmaya çalışıyoruz. Nefeslerine kal ve her nefes verişte matın üzerine ağırlığını biraz daha bırak. Derin bir nefes boşaltabilirsin ağzından. Şimdi getir dizlerini tekrar ortaya. İyice karnına çektikten sonra bu sefer dizlerini sol tarafa doğru düşürüyorsun. Yine bu sefer sol elinle dizine destek olabilirsin. Aç kolunu diğer yana doğru. Sağ kolunu ve bakışlarında rahatsa eğer boynun sağ tarafa doğru çevirebilirsin. Nefeslerinde kalıyorsun burada. Ağızdan derin bir nefes boşaltabilirsin. Her nefes alışverişte kendini o kadar bırakıyorsun ki matına. Sağ omuzunda iyice artık yerleşiyor yere. Bu çevirmenin etkisi sanki geriye doğru bir bırakma oluyor. İstersen gözlerini birazcık kapatabilirsin burada. Son dinlenme pozuna geçmeden önce bir çevrilme hareketiyle nefesinin bedeninde böyle çok rahat akmasına yardımcı ol. Rahat rahat nefesler al ve boşalt. Şimdi dizlerini al ortaya ve hem kollarını hem bacaklarını matında rahat bir şekilde uzat. Kolların iki yandan uzat, bacakların mat genişliğinde açıp iki yana doğru devir. Ve son dinlenme pozuna yerleş, rahat hissettiğin bir yer olması için. Belki konforlu hissetmek için bir göz bandı alabilirsin. Ya da belki battaniyen varsa bir ince pike gibi onu da serebilirsin üstüne. Çünkü vücudumuz ısınmıştı. Şimdi artık soğumaya geçti.
Her pratiğin ardından bir 5-10 dakika kadar son dinlenme pozu olan Shavasana'da kalıp aslında bırakmayı pratik ediyoruz burada. O yüzden bedenin ağırlığını matın üzerinde yer çekimine doğru bırak. Artık tuttuğun, sıktığın hiçbir yer kalmasın. Kendine bir 5-10 dakika kadar hiçbir şey yapmadan sadece bedenini gözlemleyerek takip ederek kalmak için bir zaman ayır. Son dinlenme pozunun ardından çok nazikçe, yavaş hareketlerle bedenini tekrar bir oturuşa doğru davet et. Ve burada bütün dersin aslında bedeninde yarattığı değişimleri fark etmek için bir oturuşta biraz kal, gözlerini de kapatabilirsin. Derste ilk başladığımızda matın üzerinde ilk yerleştiğinde ne gibi nasıldı bedenin? Dersi yaptıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu? Biraz bunları gözlemleyerek kal. Ve ellerini kalbin önünde buluştur. Evinde yoga pratiğini yapmak için bir niyet ettin ve bunu gerçekleştirdin. Bunun için aslında kendine çok güzel bir iyilik yaptın. Kendine bir teşekkür et. Bunu yaptığın için bir teşekkür hak ettin. Hazır hissettiğinde gözlerini aralayabilirsin. Yeni bir yoga dersinin daha sonuna geldik. Umarım bu yoga dersi size çok iyi gelir. Yoga pratiğinizi yaptıktan sonra bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Ve hem gözünüze geldiğiniz insanlarla hem de aynı zamanda kendinize bol bol gülümseyin bu pratikten sonra. Böylece pozitif duyguların açığa çıkmasına yardımcı olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşlamayı ve hislerinizi aşağıda yorumlar yazmayı unutmayın lütfen. Hala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum heyecanla. Bir sonraki yoga dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.